kalbime söz geçmiyor. Yalnız seni istiyor. Sensiz zaman durmuş bekliyor. Seni rüyamda görsem o gün mutlu kalkarım. Sen sevdikçe ben de varım. Kalbimde yerin doğmaz, seni nasıl atarım. Her şeyim oldun benim. Seni rüyamda görsem o gün mutlu kalkarım. Sen sevdikçe ben de varım. Tuncay, Berkay iyi değil mi? Bir şey yok oğlumun. Berkay iyi ya, Berkay aslan gibi de. Babası yaralı. Niye geldin o zaman? Konuşalım biraz. Neden? Çünkü başkasından hamile. Ne? Zaten hiç istemedim hem de. Yani hep aklı başka yerdeydi sürekli. Çocuğun babasındaydı aklı. Ya ben aşık oldum Elif'e. Biliyorum. Ona nasıl baktığını gördüm. Ben de bir zamanlar sana öyle bakıyordum. Ben hayatımda ilk defa böyle aşık oldum. O kadar sevdim ben ama o beni hiç sevmedi. Benim sevdiğimi sen beni istemedin. Hayat çok garip ya. Öyle. Gerçi ben de sevecek adam değilim ya. Hoş. Sen bile sakladın yıllarca çocuğu benle. Göstermedin. Hep son çare. Son ana kadar hep bekledin. Ama haklısın zaten. Yani sana yardım edeceğimi inanmadın sen de. Öyleydim. Elif de mi inanmadı? Yok, o hikaye çok başka ya. Ben çok değiştim. Ya bambaşka hissediyorum. Ya ben istedim ki senin yaşadığını yaşamasın. Yanında olayım, koruyayım, kollayayım çocuğu da, onu da elimden geldiğince ama... Ama yardımımı da istemedi, sevgimi de istemedi, hiçbir şey istemedi. Aa. Nereye? Nereye olacak abla? İşe çıkıyorum. Atma. Bugün çalışmayacağım dedin. Mal sahibine çok borç birikti. Plakanın kirasını da denkleştiremedim. Bana bak. Sen bir delilik yapmayacaksın değil mi? Ne gibi? Bilmem. Mesela seni mi kaçırmak gibi? Yok abla, kapatmadık mı biz o mevzuyu ya? Hadi afiyet olsun size. Selametle. Nereye gitti yine bu? İşe çıkacakmış. Ben çok huylanıyorum az bunun hareketlerinden. O kadar da değil herhalde artık baba. Ona cesaret edemez. Biz yemeğimizi yiyelim güzel güzel. Boş versen. Bu bir manyaklık yapacak yine kesin. Yapmaz baba. Merak etme. Bu sefer kesin katil olurum artık. Kesin. Babacığım bak ne güzel bir Brüksel lahanası yaptım sana. Biz yemeğimizi yiyelim güzel güzel, tamam? Kızım bu ne ya?
Ben alıp gelmiyorum. Kim getiriyor bunları eve Allah aşkına? Nedir bu? Bunlar kesin kor aslan yemekleri. Zengin yemekleri bir şey. Tadı tuzu da yok. Tatsız saman gibi bir şey. Al sen ye, ben yemem. Babacığım lütfen hadi afiyet olsun. Sakın pes etme Tuncay. Sonra insan çok pişman oluyor. İyi de ben ne yapayım ki şimdi yani? Rica etsem Elif'i araya çağırabilir misin? Çünkü benim onu anlatmam gerekiyor. Ben hiçbir şey anlatamadım ki onu. Dinlemedi hiç beni. En azından bir dinleseydi bari. Alo, efendim Nihan'cığım. Elif'cim, selam. Kusura bakma, akşam rahatsız ediyorum. Ay yok canım, olur mu öyle şey? Ben bir sesini duymak istemiştim de. Niye? Sen ne yapıyorsun? İyiyim, evdeyiz. Biz de yemekten kalkacağız şimdi. Benim seninle konuşmak istediğim bir şeyler var. İşteyim ben, buraya gelsene. Hem dertleşiriz. Bilmem ki. Ben de bunu aldım aslında, evde bir çıksam iyi olur. Bir babama sorayım, hemen sana haber vereceğim. Olmaz. Babacığım lütfen. Kızım nereye gideceksin bu saatte? Baba Nihan işte, bahsetmiştim ya sana. Berkay'ın annesi. Kimi kimsesi yok kadıncağızın. Hemen gidip geri geleceğim gerçekten. Ya bir gecemizde huzur içinde geçsin şu evde ya. Televizyonun karşısında oturalım, bir muhabbet ederim. Babacığım lütfen. Ya o Erhan ya da Tuncay manyağı oradaysa, he? Bunlar ne yapacağı belli olur mu? Şu anda kapının önünde bile olabilirler. Baba yok artık, olmaz öyle bir şey, merak etme. Olur olur, bal gibi olur. Baba lütfen. En ufak bir şeyde beni arayacaksın yalnız, tamam mı? Tamam, söz veriyorum. Aa, hadi. Hah, alo, geliyorum. Çok sevindim, bekliyorum. Hadi. Geliyor. Çok teşekkür ederim sana. Hiç unutmayacağım bu elini. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç. Öncelikle ben senden özür dilemek istiyorum. Niçin? Elif. Elif. Elif bak, ben böyle sana yalan söyledim. Tuzak kurmuşum gibi oldu biliyorum ama... Tuncay'ı lütfen bir dinle. Hayır, hayır, hayır. Nihan'ın hiç suçu yok. Ben senin buraya gelmeni istedim, ısrar ettim sadece, o kadar, tamam mı? Peki. Hayır ya, böyle... Tuncay, önce sen beni bir dinle. Tuncay, ben iyi biri değilim. Hayır, sen iyi bir insansın. Tuncay. Erhan'dan intikam almak için seni kullandım. Hem de evli olduğunu bile bile. Çocuklarının gözünün önünde. Ben utanıyorum senden. Yüzüne bile bakamıyorum. Tamam. Masum değiliz hiçbirimiz. Ama bak, ben bir şeye inandım ya. Tuncay, ne olur vazgeç artık. Evine dön, karına dön, çocuklarını düşün. En çıkmaz da yolum olsan
kadar ama beni. Sana yaşattığım her şey için de senden çok özür dilerim. Umarım çok mutlu olursun. Bu kadar. Elif bir düğün.